Galatasaray Televizyonu'ndan günaydınlar. Herkese iyi sabahlar. Galatasaray'dan ve sporun gelişmeleriyle günaydın Galatasaray ailesiyle karşınızda olacağız. Bildiğiniz gibi Sarı Kırmızılılar hazırlıklarını Danimarka'da sürdürüyor. Galatasaray bu akşam ilk hazırlık karşılaşmasına, Danimarka'daki ilk hazırlık karşılaşmasına Aarhus karşısına çıkacak. Biz de hemen kameralarımızı Danimarka'ya çevireceğiz. Karşımızda Deniz Gülen olacak. Deniz, İsviçre kampında 3 hazırlık karşılaşması oynadık. Şimdi de Danimarka kampının hazırlık karşılaşması oynanacak. Saat 20.45'te Danimarka Ligi ekiplerinden Aarhus'ta karşılaşacağız. Gelişmeleri senden alabilir miyiz? Cihat, teşekkür ediyorum. Danimarka'dan Aarhus'tan herkese günaydın. Tabii öncelikle biz de Bülent Eken'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Danimarka'da aldık haberi. Bizler de üzüldük tabii ki. Şimdi futbola gelirsek eğer sevgili seyirciler, akşam Aarhus'la karşılaşacağız. Danimarka Süper Lig takımlarından Aarhus'la karşılaşacağız. Yerel saatle 19.45'te, Türkiye saatiyle 20.45'te. Galatasaray dün iki antrenman yaptı. Hem bu maçın hazırlıklarına hem de kampla ilgili olarak, hem sabah hem de akşam olmak üzere yaklaşık bir saat süren iki antrenman gerçekleştirdi ve maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bu sabah da yine bir çalışma yapacak ve ardından da maç saatini bekliyor olacağız. Galatasaray'da herhangi bir sorun yok. Dünkü yaptığımız yayınlarda ve kulüp doktorumuz Jener İnce'den aldığımız bilgilerde, canlı yayında kendisi de aktarmıştı. Bazı futbolcularımız, sadece Selçuk İnan olsun, Serdar Aziz olsun, Semih Kaya ya da Cenk Gönen, bu isimler kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştılar. Onun dışında takımımızda herhangi bir sorun yok ve çalışmalarda tüm hızıyla devam ediyor ki bu sabahta yine yapılacak bir antrenman sonrasında Aarhus maçını bekliyor olacağız. Dün Aarhuslu teknik direktör ve oyuncularla da görüştük. Canlı yayını aldık onları. Hepsi Galatasaray'ı yakından tanıyor. Galatasaray'ın Avrupa çapındaki başarılarını birebir biliyorlar ve zorlu bir rakip olduklarını söylediler. Galatasaray'la hazırlık maçı yapmalarının kendileri için de gurur verici olduğunu söylediler. Artık maçı beklediklerini ve Galatasaray'a karşı ellerinden geleni yapacaklarını, hazırlık maçı olmasına rağmen de tüm mücadelelerini ortaya koyacaklarını söyledi Aarhuslu teknik direktör ve oyuncular. Takımımız da artık bu maçı bekliyor. Aarhus Danimarka Süper Lig takımlarından. Burada sezon başladı. Yani onlar artık hazırlar. Ligde maç oynuyorlar. Biz ise yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyoruz. O nedenle onlar biraz daha hazır şekilde bizim karşımıza çıkacaklar. Ama bizim için de güzel bir prova olacak Aarhus mücadelesi. Sonrasında İsveç, biliyorsun, seyahati var. Ve İsveç'te de Manchester United'la belki de en önemli hazırlık maçını yapacak takımımız. Artık gözler akşam oynanacak Aarhus maçında. Dediğimiz gibi bazı futbolcularımıza özel olarak hazırlanan bir program var. Onun dışında ciddi bir sakatlık söz konusu değil. Sadece Koray Günter İsviçre kampında sakatlanmıştı. İşte onun da tedavisi devam ediyor. Yakında bir ameliyat geçirecek. Onun dışında da herhangi bir sıkıntı yok. Bizler de maçın öncesinde ve sonrasındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Aarhus'ta hava biraz kapalı, serin. Bunun da altını çizelim. Onun dışında herhangi bir olumsuzluk yok diyorum ve sözü Cihat sana bırakıyorum. Teşekkürler Deniz Gülen, aktardığın bilgiler için. Bugünkü Aarhus maçı öncesinde ve sonrasında gün boyu yayınlarında bize destek vereceksin. Şimdiden kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Galatasaray Aarhus'la karşılaşacak akşam 20.45'te. Dediğimiz gibi maçın öncesi ve sonrasının heyecanı Galatasaray Televizyonu'nda yaşanacak. Serbay Şenkal, İlyas Kahraman'la birlikte karşılaşmayı yorumlayacak, değerlendirecek, sizlerle buluşturacak. Açık Mert Korkusuz gazetesine bakmak istiyorum. Açık Mert Korkusuz gazetesi Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten Muslera iddialı konuştu demiş ve şampiyon olacağız manşetini kullanmış. Kazandığımız Türkiye Kupası bizim için çok önemliydi. Bu sezon şampiyon olduğumuz takdirde Devler Ligi'ne gideceğiz. Yani olmamız gereken yere, hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyon olabilmek sözlerini spotuna taşımış Açık Mert Korkusuz gazetesi. Haberin alt satırında ise Sarı Kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera takımda kalacağını yineledi. Danimarka kampında önemli açıklamalarda bulunan Nando 2 sene daha sözleşmesi bulunduğunu ifade ederek şöyle konuştu.
Galatasaray bana çok şey verdi. Ben de buna geri dönüş yapmak istiyorum. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyon olabilmek. Kazandığımız Türkiye Kupası bizim için çok önemliydi. Bu sezon şampiyon olduğumuz takdirde Devler Ligi'ne gideceğiz. Yani olmamız gereken yere. Hep konuştuğumuz şey şampiyonluğa yönelik yeni oyuncularla birlikte bu yolda ilerlemek istiyoruz. Taferel benim için çok önemli bir insan. Hocadan daha fazlası baba gibi, arkadaş gibi, abi gibi. Ayrılış kararı beni çok üzdü. Kararını benimle daha önceden paylaşmıştı. Fadıl hocamız onun yanında çok şey öğrendi. Bence hocamızın göreve devam etmesi doğru bir karar. Olumsuzluklardan bir sonraki adım için ders çıkartıyoruz. Burada önemli başarılar yaşadım. 9 kupa kazandım şeklindeki açıklamasını sayfasına taşımış Açık Mert Korkusuz gazetesi. Tabii dediğimiz gibi Muslera sadece futbolla ilgili de konuşmamıştı. Aslında bunun üzerine çok speküle haberler çıkmıştı. Türkiye'nin yaşadığı zorlu ve sıkıntılı bir süreç vardı ki bununla ilgili de bir açıklaması oldu Fernando Muslera'nın. Türkiye gereken cevabı verdi başlığıyla sayfasına taşımış Açık Mert Korkusuz gazetesi Muslera'nın bu açıklamalarını. 15 Temmuz'da olay yaşanmadan 15-20 dakika önce havaalanındaydım. Yanımda bir Türk arkadaşım olduğu için onun sayesinde olanları anlamaya çalışıyordum. Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke, İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu söylemeliyim. Türk halkı en iyi şekilde darbe girişimine tepki verdiği kanaatindeyim. Herkesin ortak yorumu olayların kontrol altına alındığı yönünde. Beni rahatsız eden bir durum yok ama umarım bir daha tekrarlanmaz şeklindeki açıklamalarına da sayfasında yer vermiş. Tabii ki Muslera her sezon olduğu gibi bu sezon içinde hakkında iddia olarak transfer haberleri çıkması gayet normal. Muslera ve Snyder dünya yıldızı futbolcular, Galatasaray'ın haklarında iddiaların çıkması normal, ancak onlar da en iyi şekilde, net bir şekilde cevaplarını her basın toplantısında her zaman veriyorlar. Galatasaray'ı sevdiklerini, Galatasaray'da mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Tabii ki Açık Mert Korkusuz gazetesi bugün oynanacak Aarhus maçını da sayfasına taşımış. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Danimarka'nın köklü takımlarından Aarhus'la karşılaşacak. Seres Park stadındaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Smart Spor'dan naklen yayınlanacak. Sarı Kırmızılılar Thun'la ilk maçına çıkmış ve 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Aslan daha sonra Uhren Cup'ta Zürih'i 3-0 yenip Young Boys'la da 1-1 berabere kalmıştı ki Uhren Cup'ı da şampiyon olarak tamamlamıştı Sarı Kırmızılılar. Açık Mert Korkusuz gazetesi Bülent Eken'in vefatını da sayfasına taşımış. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Bülent Eken hayatını kaybetti. 92 yaşında hayatını kaybeden Eken için yarın saat 15'te Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da tören düzenleneceği açıklandı. Eken'in aşı aynı gün Teşvikiye Camii'nde kılınacak. İkindi namazının ardından Ayaz Ağa mezarlığına defnedilecek şeklinde haber vermiş Açık Mert Korkusuz gazetesi. Muslera'nın açıklamaları dediğimiz gibi sarı kırmızılı gündemi oluşturan en önemli maddelerden bir tanesiydi. Gazeteler için konuşuyorum. Posta gazetesi de Muslera'nın açıklamalarını sayfasına taşıdı. Onlar da Muslera çok mutlu manşetini kullandı. Yıldız ismin açıklamaları için. Adı transfer dedikodularına karışan Uruguaylı kaleciden yüreklere su serpecek açıklama. Burada çok mutluyum. Galatasaray bana çok şey verdi. Ben de bunu geri vermeye çalışıyorum şeklinde bir açıklaması olmuştu. Muslera'nın Fanatik gazetesi de bunu sayfasına taşıdı. Danimarka kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fernando Muslera transfer durumu ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Burada çok mutlu ve çok rahat olduğumu sürekli yineliyorum diyen tecrübeli eldiven. 2 sene daha kontratım var. Galatasaray bana çok şey verdi. Ben de bunu geri vermeye çalışıyorum ifadesini kullandı. Fanatik gazetesi sayfanın alt tarafındaysa Danimarka kampının ilk gününden bir görsel paylaşarak
çalışmaları sayfasına taşımış ve aslan da keyifler yerinde başlığını kullanmış. Danimarka kampının ilk gününü çift idmanla geçiren Galatasaray'da yoğun tempoya karşın futbolcuların neşeli hali dikkat çekti. Teknik direktör Rikering akşam idmanında taktik çalışma yaptırdı. Hemen alt tarafta da zaten görüyorsunuz Rikering ile birlikte futbolcular. Bir başka görselde Selçuk, diğer görselde ise Snyder'in oldukça keyifli hali yansıyor görselde. Posta gazetesiyle devam etmek istiyorum ben. Muslera'nın açıklamalarından bir tanesi de Turgay Şeren gibi efsane olacağım, olmak istiyorum şeklindeydi. Posta gazetesi de bunu manşetine taşıdı. Efsane olacağım başlığını kullandı. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyledi. Kulübe uzun yıllar hizmet etmek istediğini belirten Muslera, Turgay Şeren gibi efsane olmak istiyorum dedi. Posta gazetesi aynı zamanda transfer iddialarını da sayfasına taşımış ki bunlardan bir tanesi Gökhan İnler aşkı. Bildiğiniz gibi Gökhan İnler Leicester City'nin yeni sezon hazırlık kampına alınmamıştı. Hakkında da hemen ardından birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı. Bunlardan bir tanesi de Galatasaray'la ilgili transfer iddiası. Bir diğer transfer iddiası ise Lucas Leiva tamam şeklinde bir haber yapmış Posta gazetesi. Galatasaray'da ön libero transferi için dün önemli bir adım atıldı. Liverpool forması giyen Lucas Leiva ve kulübüyle yapılan görüşmelerde somut adımlar atıldı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin birkaç gün içinde resmiyete kavuşması bekleniyor şeklinde bir haber gerçekleştirmiş Posta gazetesi. Tabii ki bunlar transfer iddiaları olduğunu tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Gazetelerle devam edeceğiz ama sarı kırmızılı gündemi oluşturan bir diğer başlıksa Bruma'nın gol Türkiye'ye yaptığı röportajdı. Bildiğiniz gibi Bruma bu sezon yeni sezon hazırlıklarıyla birlikte Galatasaray adına en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu ki İsviçre kampının da yıldızlarındandı. Bruma Galatasaray'daki kariyerine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bruma gol Türkiye'ye konuştu. Hakkında çıkan transfer haberlerine değinen Portekizli yıldız, bu demektir ki işinizi iyi yapıyorsunuz ve sizi izleyip beğeniyorlar. Ama ben Galatasaray'ın futbolcusuyum. Galatasaray'da kontratım var. Burada devam ediyorum. Bu konuları yöneticilerime bıraktım. Böyle kafam çok rahat ifadelerini kullandı. Bruma Rikering'le çalışmanın çok keyifli olduğunu söylerken kendisi çok iyi bir hoca. En önemlisi şu anda Galatasaray'ın ihtiyacı olan biri. Çünkü gençlere önem veriyor. Bu durum kulübün geleceği için çok kritik dedi. Taraftarın desteğinin çok önemli olduğunu belirten yıldız oyuncu, devamlı bana destek verdiklerini hissediyorum. Futbolda inişler çıkışlar oluyor. Hem takım olarak hem de bireysel anlamda. Önemli olan bu anlarda taraftarın desteğini yanınızda hissetmek. Galatasaray taraftarı da bunu fazlasıyla yerine getiriyor şeklinde konuştu. Duruşu ve vuruşu da harika. Ayak için mükemmel kullandı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e ayrı bir parantez açan Bruma, ona çok şey borçluyum. Beni bu kulübe kazandırdı ve ondan çok şey öğrendim. Umarım bir gün onunla tekrar çalışma imkanı bulurum sözlerini kullandı. Genç bir futbolcu olarak gelişimine devam ettiğini söyleyen yıldız oyuncu, son vuruşlarımı geliştirdiğimi düşünüyorum. Tabii ki bunda bireysel antrenmanların büyük payı var. Ama diğer taraftan takımın kendine güveni ne kadar fazlaysa bireylere de yansıyor. Bu da son vuruşlara etki ediyor. Ben de hazırlık kampında 3 maçta 3 gol attım. Demek ki bir şeyler daha iyiye gidiyor diyebiliriz. Ama mutlaka bu da yetmez. Her geçen gün üzerine daha fazlasını koymalıyım yorumunda bulundu. Söylediğimiz gibi hiç kuşkusuz yeni sezon hazırlıklarının, sezon başlamadan önceki çalışmaların yıldızı Bruma. Portekizli yıldız İsviçre kampında çok iyi bir performans ortaya koymuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Zaten daha öncesindeki kalitesi de tartışılmaz olan bir oyuncu olduğu için hakkında transfer iddialarının çıkması gayet normal ama son dönemde aşırı derecede Bruma'nın Galatasaray'da kalmak istemediği gibi
Asılsız iddialar ortaya atılıyor ki basında özellikle her seferinde de Buruma gerek yöneticilerimiz bu konuda net açıklamalar yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de yine Buruma'dan geldi. Galatasaray'da kalıyorum şeklinde. Tabii ki Buruma'nın açıklamaları gazetelere de oldukça geniş bir şekilde yansıdı. Akşam gazetesi Buruma'nın açıklamaları ile ilgili Galatasaray'da mutluyum, kalıyorum manşetini kullandı. Ben Galatasaray'ın futbolcusuyum, Galatasaray'da kontratım var. Burada devam ediyorum. Bu konuları yöneticilerime bıraktım. Böyle kafam çok rahat şeklindeki açıklamasını sayfasına taşımış Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi haberinde PSV Monaco Sevilla'nın istediği Buruma Gol Türkiye'ye konuştu. Galatasaray'ın futbolcusuyum dedi. Portekizli Türkiye'de kalıyor musun sorusuna. Bu takımlarla birlikte anılmak futbolcu için çok önemli, çok gurur verici. Demek ki işinizi iyi yapıyorsunuz ve sizi izleyip beğeniyorlar. O yüzden ilgisi olan bütün kulüplere teşekkür ediyorum ama ben Galatasaray'ın futbolcusuyum. Galatasaray'da kontratım var, burada devam ediyorum. Bu konuları yöneticilerime bıraktım. Böyle kafam çok rahat, yapmak istediğim şeyi yapıyorum, yani futbol oynuyorum şeklindeki açıklamasını sayfasına taşıdı. Akşam gazetesi tabi Buruma'nın bu açıklamalarına hak vermemek de elde değil. Kafam çok rahat, futbol oynuyorum diyor. İsviçre'de oynanan 3 hazırlık karşılaşmasında da gol atmayı başaran bir isimdi. Portekizli Yıldız Buruma. Buruma'nın Türkiye'de yaşananlarla ilgili açıklaması da var. Buruma son yaşanan darbe girişimleri ya da terör olaylarından endişe duyuyor musun sorusu üzerine bu tip olaylar ne yazık ki dünyanın her yerinde olabiliyor. O yüzden sadece Türkiye'ye özgü bir olay değil bu. Türkiye çok güzel bir ülke. İstanbul inanılmaz güzel bir şehir. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz şeklinde cevap verdi. Buruma'nın Riekerink'le ilgili açıklamalarını da sayfasına taşımış Akşam Gazetesi. Riekerink çok iyi bir hoca diyen Buruma şöyle devam etti. Galatasaray'ın ihtiyacı olan biri gençlere önem veriyor. Bu durum kulübün geleceği için kritik. Sociedad'dan döndüğümden beri onun hakkında hep olumlu şeyler duydum. Oyuncular onu çok seviyor. Benim de onu tanıma şansım oldu. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum şeklindeki açıklaması var Akşam Gazetesi'nde. Akşam Gazetesi sayfasındaki bir diğer haberde ise Başkan Özbek'in açıklamalarını sayfasına taşımış ki Başkan Özbek Galatasaraylı sporcuların Rio Olimpiyatlarında yer alacak Galatasaraylı sporcularla bir araya gelmişti Türk Telekom Arena'da. Orada bir konuşma yapmıştı. O konuşmadan bir bölümünü sayfasına taşımış. Akşam Gazetesi Başkan Dursun Özbek dün Rio Olimpiyatlarına su sporlarında katılacak 7 Galatasaraylı sporcuyla bir araya geldi. Özbek toplantıda şöyle konuştu. Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor. Galatasaray kendi geçmişine bağlı olarak etik değerler ve demokrasiye olan bağlılığıyla darbe girişiminin karşısında olmuştur. Tüm bu sıkıntılara rağmen sporda duruşumuzu bozmadık. Faaliyetlerimize ara vermedik. Önümüzde olimpiyatlar var. Rio'ya katılmamızı iftiharla duyuruyoruz. Biz sadece futbol kulübü değiliz. Amatör branşlarda da başarıya odaklandık şeklindeki açıklamasına yer verilmiş Akşam Gazetesi'nde. Bu haberin hemen altında ise az önce de söylediğimiz gibi aslında bu sezonun daha sezon başlamadan önce en çok speküle edilen isimlerinden biri Snyder. Snyder neşe kaynağı başlığıyla küçük bir haber taşımış sayfasına. Danimarka'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Sarı Kırmızılar dün tek antrenman yaptı. Antrenmanın neşe kaynağı yine Wesley Snyder oldu. Hollandalı oyuncunun hırslı görüntüsü de dikkat çekti. Antrenmanın en keyifli anları ise Sabri Sarıoğlu'nun kaleye geçtiği dakikalarda yaşandı. Muslera'dan eldivenleri alan tecrübeli oyuncu kurtarışlarıyla alkış aldı. Muslera ve Buruma'nın açıklamaları gazetelerde genişçe yer bulduğunu tekrar hatırlatalım. Bu gazetelerden bir tanesi de Hürriyet gazetesiydi. Hürriyet gazetesi hem Muslera'yı hem de Buruma'yı aynı sayfada verdi.
Muslera için Turgay Şeren gibi anılmak isterim manşetini kullandı. Hürriyet gazetesi Galatasaray kalecisi Muslera geçtiğimiz günlerde vefat eden efsaneyi örnek aldı başlığını kullandı. Tabii Muslera'nın burada mutluyum, Türk halkı darbe girişimine en iyi karşılığı verdi sözlerini de sayfasına taşıdı. Tabi Buruma'nın sözlerine de yer verdi Hürriyet gazetesi. Yola Galatasaray'da devam etmek istiyorum şeklindeki açıklamalarını başlık olarak kullanmış. Buruma, Galatasaray'ın futbolcusuyum, Galatasaray'da kontratım var, burada devam ediyorum sözlerini de sayfasına taşıdı. Az önce akşam gazetesinde de söylediğimiz gibi aslında Galatasaray'ın Danimarka kampı oldukça neşeli geçiyor. Futbolcuların neşeleri çok iyi. Snyder haberinde şunu söylemiştik. Sabri'nin kaleye geçtiğini söylemiştik. Snyder'ın neşesi de dikkat çekmişti. Aslında sık sık bu tarz görüntüleri Galatasaray'da görmek mümkün olabiliyor. Sarı kırmızılı futbolcuların birbirine bağlılığı, aile ortamı gözler önüne serilebiliyor. Bu da gayet normal, gayet doğal diye bakıyoruz. Milliyet Gazetesi ile devam edelim isterseniz. Milliyet Gazetesi de Türkiye bunu hak etmiyor başlığını kullanmış. Uruguaylı filebekçisi bir yabancı olarak yaşanılanların kendisini etkilediğini söyledi. Darbe girişiminde yaşadıklarının sorulmasına ise espriyle yaklaştı. O anda ülkeme dönmeyi düşünmedim çünkü havaalanı kapalıydı ki kendisi de bu konuda espriyle bir giriş yaptı ama o da olayın ciddiyetini ve üzüntüsünü yaşadı. Uzun zamandır Galatasaray'da Türkiye'yi ve Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini her seferinde dile getiren futbolculardan bir tanesi. Milliyet Gazetesi Buruma'nın mesajı net şeklinde bir haber de var sayfasındaki Buruma'nın açıklamalarıyla ilgili yine ayrılacağı yolundaki söylentileri adeta yalanlayan Portekizli futbolcu Galatasaray transferi Galatasaraylı yöneticilere bıraktığını böyle kafam çok rahat yapmak istediğim şeyi yapıyorum yani futbol oynuyorum dedi. Evet az önce bahsetmiştik Sabri'nin antrenmanda kaleye geçişi. Bir görsel olarak da paylaşmış Milliyet Gazetesi. Sabri'nin kaleye geçtiği idman öncesinde açıklama yapan kulüp doktoru Yener İnce'nin takımdan ayrı çalışan Serdar Selçuk, Semih ve Cenk'in Beşiktaş'ta oynanacak Süper Kupa maçına yetişeceğini söylemesini de sayfasına taşımış yine Hürriyet Gazetesi. Star gazetesi de Muslera'yla Buruma'ya yer vermiş sayfasında. En iyi cevabı halk verdi şeklindeki açıklamasını manşet olarak kullanmış Star gazetesi. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Türkiye bunları hak etmiyor. Taffarel'in gidişine üzüldüm. 2 yıl kontratım var ve ayrılma gibi bir düşüncem yok. Hedefimiz şampiyon olabilmek diye konuştu diyerek haberi adeta özetlemiş. Buruma içinse aslında devam edeceğim başlığını kullanmış. Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna kattığı Armindo Buruma'nın geleceği konusundaki spekülasyonları devam ediyor. Aslında devam da etmiyor. Buruma Gol Türkiye.com'a yaptığı açıklamalarla bu konuya netlik kazandırmıştı. Bunun öncesinde de Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyelerinden Levent Nazifoğlu Galatasaray televizyonunda yaptığı açıklamalarla da Buruma konusuna netlik kazandırmıştı. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama şunu hemen hatırlatalım. Galatasaray bugün Danimarka'daki ilk hazırlık karşılaşmasını oynayacak Aarhus'la saat 20.45'te. Bir hazırlık karşılaşması olacak. Karşılaşmanın öncesi ve sonrası gün boyu aslında Galatasaray televizyonunda
heyecan size aktarılacak. Karşılaşmanın hemen öncesinde Serbaş Şenkal'ın konuğu İlyas Kahraman olacak ve karşılaşmanın sonunda da mücadeleyi değerlendirecek isimler yine aynı olacak. Biz gelişmelerle gün içerisinde tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.